Evet kızlar, biz şimdi temizliğimizi bitirdik. Az sonra şey yapacağım, tiramisu yapacağım kedi dilinden. Onu yaparken de sizlere çekmeye çalışırım. Temizlik bitti, çocuklar böyle bir uyur bir uyanık haldeler. Şimdi Nur da hazırlanmaya gitti. Bir güzel temizlendik, üstümüzü de giyindik ve şimdi kargo geldi az önce. Bir de eşim de evde. Kargo geldiği için dedi ki hadi hemen sana kurayım dedi. Ne geldi? Tabii ki de demiştim ya, balkona ben bir pencere aldım, balkon penceresi, ama demiştim rengini söylemeyeceğim, sürpriz, çünkü çok kararsız olduğumu da söylemiştim. Şimdi geldi, bakalım nasıl olacak. Yaparken siz de zaten göreceksiniz rengini falan nasıl falan diye. Onun dışında bir kargo daha geldi yine. Maşallah kargolar bugün bayağı bir bizim eve uğradılar. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım zaman kalırsa. Gösteremezsem de zaten bir sonraki vlogta illa göreceksiniz. Şimdi öncelikle balkon penceremizi şöyle bir kuralım. Onun yanısına ben bir de şey almıştım. Hani böyle merdiven rafı oluyor ya. Aslında merdiven rafı istememiştim. Ama sonra bir resimde gördüm, çok güzel dizayn etmişler. Ve bir de ben farmasi ürünlerimi sergilemek için bir böyle stand tarzında bir şey istiyordum. Aynı yerde onun da satıldığını görünce dayanamadım. Onu da sipariş ettim yanında. O da geldi. Merdiven rafı niye istemiyordum? Çünkü Ahmet Han diye bir şey var bizim evde. O tırmanır diye birazcık ben tedirgin oluyordum açıkçası. Şimdi onun birazcık birkaç gün merdiven rafa da alışması lazım. Eve yeni gelen bir şeyi tabii ki de çocuklar çok merak ediyorlar ilk başta. İlk gördüğünde mutlaka üstüne tırmanmaya, çıkmaya, oturmaya, kalkmaya çalışacak illaki. Ama bir Ahmet Han genelde bir iki gün içerisinde alışıyor. Mesela şu balkondaki yastıklar için de siz şey demiştiniz kimisi. İşte o yastıkları bizim çocuklar olsa hepsini aşağıya atar. Bir de bir saat onarımı toplayacağız falan diye mesajını almıştı bunlarla ilgili. İlk gün heves ediyor, evet yapıyorlar. Daha sonra düzeltince Ahmet Han tamamen o düzene alışıyor yani. Yine merdiven rafa da aynı şekilde ilk gün yoğun bilgi gösterecek biliyorum. Çünkü merak edecek eve gelen yeni bir eşyayı. Daha sonralarında o da onun orada duruşuna alışacak diye düşünüyorum. İlk olarak onu ben balkonda bir çiçeklik olarak hesaplamıştım, merdiven rafı. Yani hani balkonun birazcık daha böyle hani eskisi kadar çok büyük bir balkonum olmadığı için daraltır mı diye düşünmeye başladım birazcık. Henüz elimde de çiçek yok. Bu yüzden onu ilk başta galiba yine farmasi standım olarak kullanacağım. Çiçeklendikçe belki, yani çiçekleri koyacak yer bulamazsam tabii, bakabilirsem o kadar çiçeğe. Ondan sonra çiçeklik olarak kullanmaya devam edeceğim. Ama onun öncesinde pencereyi bir duvara monteleyelim yani artık bir zahmet. Evet, hadi bakalım. Şimdi kocacığım diyor ki, Serpil bunları nasıl götüreceğiz biz hepsini diyor. Alıyorsun da diyor. Hepsini nasıl götüreceksin diyor bana. Tabii biz taşınan insanlarız ama. Öyle deme. Ne diyorum? Ya aşkım öyle deme. Ya illaki götürülür bunlar ya. Bir merdiven rafın hesabını mı yapacak gelen taşımacı adamlar ya? Hemen benim gönlümü almak için. Yapmazlar ya. Götürürüz ya. Valla bundan hep dünya paralı var bizden taşımak. Ya ben zaten buradan giderken biliyorsun salon takımını bırakacağım. Makyaj aynamı da değiştirmeyi düşünüyorum. Ay. Dın. Aşkım rengini göstereyim yoksa takınca mı gösterelim? Nasıl yapayım, çok heyecanlandım. Göstereyim. Duvara takınca mı göstersem? Güzel göster. Ve evet, hem de nasıl sardıklarını siz de görün istiyorum. Tabii. Kızlar gerçekten çok güzel sarmışlar. Düz sarı istedim renkte. Tek renk olsun istedim. Her yerini strece sarmışlar. Sizlere de bu şekilde göstermiş olayım.
Vallahi kabul ediyorum. Batı'da böyle balkonu çok arayacağız. Gerçekten çok arayacağız. Çünkü benim bir tane balkonum vardı. Sadece bir yolluk, hani bildiğiniz şu koridorlara atılan ince uzun yolluklar var ya, onlardan atabiliyordum. Bırakın masayı, yani sandalyeyle böyle zar zor oturabiliyorduk İzmir'de. Şu an dedim ki hadi bulmuşken böyle balkonu yap Serpil dedim, ama biz artık hani doğu görevimizin de yavaş yavaş sonlarına gelmeye başlıyoruz. Yani son 1-2 yılımız kaldı diyebilirim burada. O yüzden son 1-2 yıl kala balkona masraf yaptırdım resmen kocama. Ama dedim yani zaten hani bir daha böyle ne bileyim büyük bir balkonum olmayabilir. Olmamışken de böyle içime sine 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 oturayım son senelerde diye böyle bir masrafa soktum. Pişman mıyım? Asla. Sen pişman mısın? Ben para harcanan her şeyde pişmanım. Tamam, şurada merdiven rafım var, onu da kuracaksın. Hadi elin çalışsın kocacığım. Nereden ben biliyorum bu kurmaları? Evet kızlar, yetenekli insanlarla evlenin, böyle el becerisi olsun. Başka türlü zaten kim kuracak bunları? Almaz da zaten, kuramam ben bunu diye aldırmaz da. Allah'tan böyle şeylerden anlıyor. Ha, senin mobilya geçmişin vardı değil mi aşkım? Görüyorsunuz, kocanın da yeteneklisini seçmişim. Azıcık gaz vereyim de daha merdiven rafa da sabretmesi lazım. Hadi bakalım nasıl olacak. Güzel bir şey vereceğim. Şuraya asacağım. Tamam. Sonra şu ışıkları da ona koyacağım. İnşallah güzel olur. İyi. Aşkım artık bir çiçek alırsın buna. Ha? Şöyle bir yaş çiçek alırsın evimize. Ben saçımı yapıyorum. Tamam. Ne? O da merdiven raf. O da buraya mı şöyle? Yani. O da buraya mı? O da buraya. Evet, burası sanki daha sakin, iyi olur. Ben bunu önce takacaktık ya. Ona ben şeyi asacağım. Merdiven rafa farmasi ürünlerini koyacağım. Aynen, bence de. Önce bunu takacaktık, yanlış oldu. Şimdi bu içi sarı ışık duydun mu? Şimdi bu rafa bir çiçek lazım değil mi? Değil mi aşkım? Bu rafa bir çiçek lazım. Evet. Bu çiçeği kim alabilir bizim eve? Bilmem. Acabası? Bilmem. Yani hani yaş bir çiçek lazım. Böyle elinde böyle fuşya renginde böyle pembe pembe çiçeklerle eve gelen bir koca lazım. Allah Allah. O sende var mı? Öyle yeteneklerin var mı? Onları öğrenemedim. Ekmek ve yoğurt almak dışında bir şey biliyor musun? Yok, onlar çok çok benlik bir şey değil. Ben o derste çalışamadım diyorum. Çalışmadığım yerden sordum. Neyse, onu da öğreteceğiz. Elbette raf boş kalmayacak. Ya var ya, deliklerine kadar ayarlamışlar, vida deliklerine kadar. Gayet ideal. Çıkın. Yani sen olmasan da ben kurarmışım. Yani bunu bilmek için bir şey yapmaya gerek yokmuş hayatım. Değil mi kocacığım? Aa, buraya da inci yapmışlar. Güzel olmuş, incileri yapıştırmışlar. Aferin kız, güzel olmuş. Sırada merdiven raf var. Merdiven rafında şimdi resmini göstereceğim. Ve çok sevgili ustamız onu da halledecek. Aşkım, onun karşında sana bir kahve yaparım, haberin olsun. O kadar çıkma. Yani. Kahve. Bir de karpuz keserim istersen soğuk soğuk. Daha karpuz keseceğiz. Ama önce işlerimizi bitirelim. Sonra güzelce besleyeceğim ustayı.
Evet kızlar, bütün işleri bitirdik. Yemekler de hazır olduğuna göre ben bir tatlı yapayım dedim. Tatlımız kedi dili bisküvi ile tiramisu olacak. Bunu daha önce yapmıştım ama tarifini paylaşmamışım. Onu fark ettim. Şimdi hemen dedim sizlere de anlatayım. Şimdi bu cezvenin içerisinde 3 su bardağı süt var. Geri kalan malzemeleri de koydukça size söyleyeceğim. Önceliğimiz 3 su bardağı süt. Önce kremasını hazırlayacağım. Sonra sütü koyduktan sonra buğday nişastası ya da varsa mısır nişastası fark etmez. 1 yemek kaşığı kullanacağız bundan. 1 yemek kaşığı ama tepelemeden biraz az olacak. Ona dikkat edin. Benim de zaten bitmiş buğday nişastam. Sonuncuyu döküyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı un ekleyeceğiz kremasına. Ben böyle biraz tepeleme aldım onu kreması tutsun diye. Evet, şimdi de kızlar 2 yumurtanın sarısı diyor ama ben 1 yumurta kullanacağım. Kremada koku olmasın istiyorum. Şimdi de kızlar 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şimdi normalde bu kremanın içerisine labne peyniri de giriyor ama ben labne kullanmıyorum. Sadece sade bir krema olacak bu. Labneli kullanacaksanız eğer krema ılıdıktan sonra peynirini ekleyip mikserle 10-15 dakika çırpmanız gerekiyor. Labne kullanmayacaksanız benim gibi bu şekilde sade yapabilirsiniz. Ben şu anda bu şekilde yapacağım. Sadece kremasının koyulaşmasını bekliyorum şu an için. Ve topak kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Şimdi bisküvileri ıslatmak için bir şey hazırlamamız gerekiyor. Bu da 1,5 su bardağından az ılık su koyacağız. Buna 1-1,5 yemek kaşığı da granül kahve gerekiyor. Ben 3'ü bir arada Nescafe kullanacağım bunun için. Sizlerde varsa granül kahve kullanabilirsiniz. Ben bunun hepsini buna boşaltacağım. Daha sonra 1,5 su bardağından biraz az ılık su ile bunu çözdüreceğim. Normalde sadece granül kahveniz varsa, Nescafe'niz yoksa, yani 3'ü bir aradanız yoksa 1-1,5 yemek kaşığı da toz şeker eklemeniz gerekebilir. Ona göre siz kendi damak tadınıza göre bisküvileri ıslatmak için sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi bisküvileri bu şekilde ıslatıp buraya dizelim. Kafamıza göre dizebiliriz. Çok böyle suyun içinde bekletmeyin çünkü hemen parçalanıyor. Evet, menümüz bugün bayağı bir zengin. Önce mercimek çorbamız, burada pirinç pilavımız ve karnıyarıklarımız, üzerine kaşar koyduk. Aynı zamanda da Nur Hanım'ın ellerinden cacıklar, karnıyarıklar var bugün. Bu şekilde balkon akşam serin olduğu için balkonda yiyeceğiz. Bu arada tatlıyı da dolaba kaldırdım. Kreması donduktan sonra çıkaracağım. Yapalım mı? Hadi. Fış fış kayıkçı, kayıkçının güneyi. Hoppa sevenmiş. Akşama fincan böreği, yumurtanın sarısı.
Artık gün sonuna geldik. Baya baya sonuna geldik. Size saatten bahsetmek istiyorum. Saat şu anda tam... Evet, 4. Evet, şu an saat tam 4 ve ben balkondayım. Sabaha karşı ezan bile okundu, sabah ezanı. Montaj yapıyorum. Montajım bitmek üzere. Evdeki herkes uyudu. Bir ben kaldım uyumayan. Hemen montajımı kayda bırakıp ben de gidip yatacağım. Ama bir baktım ki sizlere veda etmemişim. Vlogu kapatmamışım. Dedim ki Serpil bir veda konuşması yap. İlla ki vlogu kapatmak için sizlere veda etmeden bırakmak istemedim. Bir de size özellikle göstermek istedim. Balkon penceresini, yani o dekor pencerenin akşamki halini göstermek istiyorum. En çok akşamki haline bayıldım. Yalan değil. Merdiven rafa da henüz hiçbir şey dizemedim. Yani ne koyacağımı tam kestiremedim. İlk olarak farmasi ürünlerini koymayı, sergilemeyi düşünüyorum orada. Ama hani ortalıkta olursa Ahmet Han çok onunla oynayacak. Onu salona taşıyacağım, merdiven rafı. Ama birazcık balkondaki hevesim de geçsin diye biraz balkonda bekleteceğim. Çok kararsızım. Hayattaki inşallah tek derdim de bu kadar olur. İşte yok merdiven rafı oraya mı koysam, yok buraya mı koysam falan filan. İnşallah en büyük derdim de bu olsun yani. Şimdi balkondayım. Hava da iyiden iyiye soğumaya başladı. Artık böyle biraz da uykusuzluktan üşümeye de başladım. Sizlere şimdi son hallerini göstereceğim. Ondan sonra da veda edeceğim. Vlogu kapatacağım. Bugün çok yorucu bir gündü bizim için. Hatta size göstermediğim daha birkaç kargo daha var. Zaman yetmedi. İnanın zaman yetmedi. Hatta şu an onları bu vloga eklersem çok daha fazla uzun bir vlog olacak diye bir bölümünü bir sonraki vloga eklemeyi düşünüyorum. Onun bilgisini vermiş olayım burada. Balkon dekor fikri olur sizler için de. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tek renk oluşu benim daha çok hoşuma gitti. İyi ki renk kombini yaptırmamışım dedi. Tek renk bir bütünlük sağladı. Üstelik sarı yastığımla renk tonlaması neredeyse birebir aynı. O yüzden çok daha hoşuma gitti bu kombin. Sizlere şimdi ilk olarak balkon penceresinin bir de akşamki halini göstereyim. Evet. Bu şekilde ışıklarını da açtım. Yalnız fark ettiniz mi? Bir tane ışık maalesef yanmıyor. Onu Ahmet Han maalesef kırmıştı. O yüzden o yanmıyor. Uzaktan da bu şekilde gözüküyor. Bakar mısınız yastığımla nasıl böyle yakınlar renkleri? O kadar hoşuma gitti ki gerçekten böyle duruşu. İyi ki de almışım dedim. İçine birazcık canlı çiçek istiyorum sadece. Ya da böyle de bırakabilirim. O konuda da kararsızım. Ve şimdi size merdiven rafımı göstereyim. Merdiven rafım şimdilik burada. Bunun henüz daha yeri belli olmadığı için monte olur olmaz direkt buraya koyduk öylesine. Şimdi öncelikle buna güzel bir şeyler dizip daha sonra yerini belirlemem gerekiyor. Şimdilik balkonun bir köşesine koyduk. Bunları zaten çocuk odalarında da çok kullanıyorlar dekor olarak. Oyuncak falan diziyorlar. Ama dediğim gibi ben bunda ürün sergilemeyi düşünüyorum. Bakalım yine bana belli olmaz ne yapacağımı ama pencereye bayıldım gerçekten. Hatta ışığı kapatayım şu an. Bakar mısınız? Gerçekten harika duruyor. O kadar hoşuma gitti ki. Kesinlikle her balkonda olması gereken bir şey bu. Artık bana müsaade. Bu vlogda seyrettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun her biriniz inşallah. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.